Manşete hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım 2022. Perşembe günü ve özellikle son grup toplantılarının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi şekillenmeler daha da belirginleşti. Ve elbette yarınki Ekrem İmamoğlu duruşması da önemli. Gözler kulaklar biraz da orada. Amerika seçimleri Türkiye'de çok sağlıklı irdelenmiyor, irdelenemiyor. Çünkü bu işi orada yaşayan Amerikan siyasetinin uzmanı olan o kampanyayı soluklayan insanlarla konuşmuyorlar. Bu iş ancak olduğu bittiği yaşandığı yerde anlaşılabilir ve eğer oraya ekip gönderemiyorsanız oradaki insanlara bugün artık teknoloji buna imkan veriyor oradaki insanlara bağlanarak bunu anlamaya çalışabilirsiniz. Fakat Türkiye'de her 3-4-5 kişi bir araya geldiğinde hemen her konuyu anlayan, hemen her konuda bir fikri olan, hemen her konuda analiz yapabilen kişiler olduğu varsayılıyor ve insanlar bir takım resmi kabullerle veya o kişilerin bir takım zaaflarıyla bilgileniyor tırnak içinde. Bütün bunlara bakacağız fakat Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümünü elbette atlamıyoruz. Ben Atatürk'ün pek çok fotoğrafını gördüm. Herkes gibi küçüklükten bu tarafa görüntülerini gördüm. Özellikle görüntüleri son dönemde Hasanovağan Enstitüsü'nün YouTube'daki yayınlarında var. Renklendirilmiş veya restore edilmiş olarak sürekli bir takım yeni görüntüler yayınlanıyor. Buna da bakmanızı arzu ederim. Fakat herkesin bildiği, gizli olmayan, saklı olmayan, öteden beri bilinen bu fotoğrafı çok önemserim. Atatürk'ün muhtemelen bir yurttaşı, bir köylü yurttaşı dinlerken çekilmiş bir fotoğrafıdır bu. Yurttaş son derece saygılı bir biçimde Meramını anlatmaya çalışıyor. Ne olduğunu, ne döndüğünü bilmiyoruz. O kişi kim bilmiyoruz. Tarih bize bu kayıtları getirmemiş. Fakat karşısında duran devlet adamı onu gayet ciddiyetle dinliyor ve anlamaya çalışıyor. İşte bu esasen bugün Türkiye'de başta olmak üzere Orta Doğu'daki özellikle politikacıların önemsemesi gereken, bakması gereken bir kare. Onun için ben Atatürk'ün en çok önemseydiğim ve sevdiğim. E, karelerinden biri olarak bugün ekrana bunu getirmek istedim. Bugün çok muhtaç olduğumuz bir konudur bu. Gerçekten vatandaş ne düşünüyor, vatandaş ne istiyor, vatandaşın talebi ne? Vatandaş hayatından mutlu mu, memnun mu? İtirazı neye? Evet. Bugün maalesef politikacılar öz özellikle etrafında ördükleri sur nedeniyle ne vatandaş ulaşabiliyor ne de hatta artık partililer ulaşabiliyor milletvekilleri ulaşabiliyor, bürokratlar ulaşabiliyor. Böyle bir durum. Bugün manşetin gündeminde bunlar var. Girişte de söyledim. Yarınki İmamoğlu davası son derece kritik. Adeta kılıçlar çekildi. Birazdan buna bakacağız. Herkese benden çay tayibe yok. Nedir bu? Birazdan göreceksiniz. Ekmek yiyen aptaldır diyen Ekmek e, üreticileri sendikası başkanı tutuklandı ama bundan dolayı tutuklanmadı. Ona bakacağız. Siyasette özellikle AKP heyetinin HDP'yi ziyaretiyle top bir anlamda Halkların Demokratik Partisi'nin sahasında. Buna bakacağız. Erdoğan'la Bahçeli sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiler ama gerçekten bu görüşmenin nedeni anayasa hazırlığı, anayasa taslağı mıydı? Buna bakacağız. Akşener'in dikkat çekmeyen kritik cümlesine grup konuşmasında sarf ettiği buna nazar edeceğiz. Altılı Masa 15 günde bir toplanacak diyorlardı ama bir aydan fazla oldu toplanamadı. 14 Kasım. 14 Kasım'da Babacan'ın ev sahipliğinde toplanacak. Buna bakacağız. İsveç. NATO meselesi ve Tayyip Erdoğan'ın en son Bülent Keneş'in ismini vererek İsveç NATO'ya girmek istiyorsa Bülent Keneş'i bize versin. Mealindeki sözleri Bülent Keneş'in ismini zikrederek önemli ve elbette Hakan Şükür. E, Hakan Şükür olayı devam ediyor. Çok enteresan. Terim belgeseliyle başladı. Ardından e, Türkiye'de çok seyredilen bir e, takip edilen bir YouTube kanalından davet gitti gitmedi meselesiyle polemik konusu oldu ama Türkiye'de pek çok mecra çıktı sırayla. Bunlardan biri de e, TV5 kanalıydı. Saadet partisiyle yakınıyla bilinen. Orada da büyük olay oldu. Buna bakacağız ve elbette Amerikan seçimleri. Yeniden bir Biden Trump düellosu mu yaşanacak 2024'te? Buna bakmaya çalışacağız. Başlayalım. Hürriyet'in bugünkü birinci sayfasında Anayasa için sürpriz buluşma, kritik zirve Erdoğan'ın resmi programında bulunmuyordu. Görüşmeden hemen önce duyuruldu. Cumhur İttifakı'nın hazırladığı başörtüsü ve aile yapısını düzenleyen anayasa değişikliği çalışmaları ele alındı diyor. Ben buna katılmıyorum. Aynı durum ...sabahın birinci sayfasında da verilmiş... Ee, ...gerçekten buna katılmıyorum... ...neden katılmadığımı birazdan anlatacağım... ...o arada karar gazetesinden getirdim... Ee, ...Ali Babacan 14 Kasım'da yapılacak... ...Altılı Masa'nın yeni toplantısı için... ...ev sahibi olduğu için gündemi belirlemek üzere liderler turuna çıkmış... ...böyle de bir usul geliştirdiler... ...her toplantıdan önce ev sahibi kimse liderler turu yapıyor ve gündemi belirliyor... 75 dakika konuşmuşlar Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Elbette şimdi bu gündemi belirleme hikayesi bir mazeret. Liderler bu vesileyle bir araya geliyorlar ve gelişmeleri karşılıklı teati ediyorlar. Böyle de bakmak lazım. 75 dakika altılı masanın gündeminde şu mu olsun bu mu olsun toplantısından ziyade bir gündem teatisidir. Gündem değerlendirmesidir. Böyle de bakmak gerekir. Herkese benden çay tayyibe yok. Leman'ın 9 Kasım çarşamba Kapağı Çiçek Abbas filminden mülhem. Herkese benden çay tayibe yok demiş. Çiçek Abbas filminde hatırlarsınız böyle kırmızı montlu minibüs şoförlerini oynuyorlar. İlyas Salman'la Şener Şen. Burada özellikle Leman'ın dikkat çektiği dünya çay tüketiminde birinci sırada olan Türkiye'de... ...en büyük kurumlardan biri olan ve 2017'de varlık fonuna devredilerek batan Çaykur örneği verilmiş 504 milyon TL zarar açıklamış. Yani çay içmede dünya şampiyonusunuz. Çaykur'un zarar etmesi mümkün değil ama zarar ediyor. 2017 yılında varlık fonuna devredildikten sonra hep söylüyorum bunlar elini nereye dokunsalar orayı kurutuyorlar. Böyle bir şebeke, böyle bir çete var ülkenin başında. Bunlar gitmeden de hiçbir şey düzelmeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Yaptıkları hiç iyi bir şey olmadığı gibi dokunduklarını da kurutuyorlar. Karlı olan müesseseyi zarara çevirdiler. İşte bunlardan biri de Çaykur. Herkese benden çay. Tayyip'e yok. Küçücük bir haber oldu. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın tutuklanması. Ee, neden tutuklandığına bakalım. Cum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ale alenen aşağılamak suçlamasıyla e, soruşturma başlatılmıştı hakkında. Avukatı Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandığını söyledi. Gerçekten de öyle. Esasen Cihan Koli var. Ekmeği temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ya da ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Dediği için değil. Türkiye'de kişi başı ekmek tüketimi 210 kilo. İsveç, Norveç, Danimarka, İngiltere, Japonya'da 45-50 kilo dediği için değil ki bunların hepsi doğru veriler. Yanlış veriler değil. Bizim toplum ekmekle doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor dediği için tutuklandı Tayyip Erdoğan'a hakaretten. Böyle bakalım. Yani ekmek aptal toplumların temel gıda maddesi dediği için değil. Bu fikir hürriyetine giriyor ama aklını peynir ekmekle yemiş toplumlar 20 yıldır böyle liderler seçiyor dedi ya işte oradan oradan gitti okkanın altına. Dönelim siyaset gündemine. Bu fotoğraf çok daha ekrana getirilir. Ben de getiririm. Fakat bu fotoğrafta önemli bir cımbızlama yapacağım. Bu da yeni bir tespit değil. Daha önce farklı kanallarda tespiti yapılmış bir konu. 2 Kasım geçen hafta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti HDP'yi ziyaret etti. Bu fotoğraf mühim bir fotoğraftı. Bir anlamda AKP'nin HDP'nin meşru siyaset unsurlarından biri siyasetin meşru partilerinden biri, anayasa müzakere edilecek partilerden biri, görüşülecek görüşlerine başvurulacak, acaba o ne diyor diye sorulacak partilerden biri olduğunun teyidiydi. Bu zaten böyle de. Fakat aynı AKP 2015'ten bu tarafa HDP'yi ve başındaki liderlerini şeytanlaştırarak hatta onlarca milletvekilini tutuklayarak ve önemli bir miktarda eski genel başkan Selahattin Demirtaş, eş başkan Figen Yüksekdağ hala içeride tutuklayarak bu masayı devirmişti. HDP ile müzakere masasını devirmişti. 2015'ten beri böyle bir fotoğraf verilmiyordu ve ilk defa böyle bir fotoğraf verildi. O açıdan önemliydi. Muhalefetin bile böyle bir fotoğraf vermediği Türkiye'de iktidar gitti HDP ile bu fotoğrafı çektirdi. Hem de Selahattin Demirtaş'ın afişinin önünde işte Selahattin Demirtaş'ın arkada fotoğrafı görülüyor. Onu biraz daha büyüterek öne çektim. Tutuklu liderleri Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafının önünde böyle bir fotoğraf verdiler ve bir şey müzakere ettiler. Neyi müzakere ettiklerinin önemi yok. Şimdi biraz buna bakacağız. Selahattin Demirtaş içeriden e, açıklama yapmış. Lütfen diyor boş boş tartışmayı bırakın. Yoksulluğu, açlığı, savaşı, umutsuzluğu bitirecek gerçekçi bir programı oluşturmak ve bunu çok berrak ve sade bir şekilde açıklamak üzere bir araya gelin demiş. Altılı masaya sesleniyor. Memlekette 36, 36 ay taksitle kaban satılıyor. Kaban demiş. Bu açıklamayı artı gerçeğe yapmıştı. O arada parti sözcüsü Ebru Günay ki biraz evvelki fotoğrafta var görüşen isimlerden biri HDP adına AKP ile başörtüsü serbestlesi konusunda CHP'nin yasa AKP'nin de anayasa değişikliğine taraf olmama kararı çıkmış biz bu işte yokuz demişler haliyle mühim bir noktaya geldi iş daha önce grafiklerle anlatmıştım anayasa oylaması için 360 gerekiyor en az referandum sınırında bu işin geçebilmesi için. 360'ın altında kalırsa AKP ve AKP artı MHP buna yetmiyor. Haliyle HDP'nin desteğini çekmesi, CHP'nin destek vermeyecek olması, İyi Parti'de iki ileri bir geri adımlar var ama işte gene oraya gidiyor. Yani red olursa AKP, MHP bu işi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getiremeyebilir. Dolayısıyla HDP'nin taraf olmama kararı önemli. O arada ağır hasta tutuklu 83 yaşındaki Mehmet Emin Özkan, bugün Adana 7. Ağır cezada bir kez daha hakim karşısına çıkacak ama hastalıklarına bakar mısınız? Tansiyon, zehirli guatır, kemik erimesi, duyma görme eksikliği, hafıza kaybı. Kızı demiş ki babam artık kendisini ifade edemeyecek bir halde. Mahkemede kendisini savunamıyor. Avukatı ise müvekkilinin içinde yer almadığı bir olaydan dolayı 27 yıldır tutuklu olduğunu belirtmiş. Bu örneği özellikle getirdim. 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl değil, 27 yıldır tutuklu. Siz her neyle suçluyorsanız da 27 yıl sonra bu insan Türkiye ceza kanunlarına göre serbest kalırdı zaten, tahliye edilirdi. Dönelim HDP ile muhabbete. Bahçeli demişti ki grup toplantısında mecliste grubu bulunan siyasi partileri AKP heyetinin ziyaret etmesi son derece doğal ve doğru bir adım. Ama bu konuda Suat Kınıklıoğlu'na katılmamak elde değil. Bir önceki yayında da bahsetmiştim. Neyin kabul edilebilir olduğunun Bahçeli tarafından belirlendiği bir ülkede yaşıyoruz diyor. Gerçekten de öyle. Yani burada mühim olan Bahçeli'nin ne dediği ne demediği değil. Bir önceki yayında zaten ifade etmiştim. Özellikle bahçe MHP'nin yayın organı Türk Gün Gazetesi manşetinden Erdoğan'ı manşetine çekerek ve işte manşetinden bir baş başyazı yayınlayarak o konuda bir sıkıntısı olmadığını belirtecekti. Sonra da Bahçeli çıktı grup konuşmasında konuştu. Bunlar önemli değil. Şu önemli. Türkiye'de olan oluşan her kritik gelişmede, her siyasi krizde veya belirsizlikte ağzının içine bakılan lider pozisyonuna gelmesi. Yüzde 5-6-7 mesafesinde. en e, cömert kamuoyu araştırma şirketleri bile 7 oyu olduğunu falan söylüyor MHP'nin. Böyle bir noktada, böyle kritik bir noktada. Bir sonra yani bir, bir seçime tek başına girse sandığın altında kalacak bir parti. Yani seçim barajı yüzde yedi bile olsa sandığın altında kalacak, barajın altında kalacak bir partidir MHP. Ondan dolayı AKP MHP'ye, MHP AKP'ye MHP, AKP fena halde muhtaç. Haliyle ben Erdoğan'la Bahçeli arasındaki şu görüşmenin anayasa için sürpriz buluşma değil, işte bu birbirimize muhtaçız, birbirimizi bırakamayız. Aman işte şu konularda mutabakatımızı derinleştirelim ...görüşmesi olduğunu düşünüyorum, düşünürüm. Peki Akşener'in... E, ...dünkü grup toplantısında... ...dikkat çekmeyen cümlesi neydi? Dikkat çekmeyen cümlesini ekrana getirdim. Bizim için siyaset... ...öcalanla falan değil... ...sivil aktörlerle yapılır diyor. Burada esasen Akşener... ...HDP'nin... E, ...top HDP'nin sahasında... ...ve... HDP ile bir müzakere götürülebileceğini, HDP ile her şeyin görüşülebileceğini ve İyi Parti olarak esasen zımnen direkt söylemese de doğrudan söylemese de buna hazır olduklarının mesajını veriyor. Bu açıdan önemli. Şu anda top HDP'nin sahasında, top altılı masanın, muhalefetin sahasında ve muhalefet artık e, yani tozlarından, örümcek ağlarından falan silkinip 7 ay kaldı şurada seçime. Ee, iktidar bana ne der? Havuz medyası ne düşünür? Acaba işte partimin içindeki şahinler veya CHP söz konusuyla partimin içindeki ulusalcılar acaba rencide eder miyim falan gibi bakmadan doğru bildiği yolda hedefe ulaşmak için hedef ne? Cumhurbaşkanlığına kazanmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu temin etmek. Birlik olmalı, ittifak da değil. Birlik olmalı ve bu hedef yolunda 7 ay boyunca bir takım tartışmaları, bir takım ideolojik saplantıları, bir takım eski e, ısrarlı söylemleri kenara bırakıp sırf bu amaç doğrultusunda bir araya gelmeli. Birlik. Birlik görüntüsü vermeli. Ve amacı gerçekleştirdikten sonra da bakarsınız. Buna yeterli çoğunluğunuz var mı yok mu? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçelim mi geçmeyelim mi filan. O sonraki mesele. Fakat burada Akşener'in Siyaset sivil aktörlerle yapılır. Öcalan'la değil çıkışını önemsiyorum. Bu HDP siyasetine bir sarı ışıktır aynı zamanda. Kürt siyasal hareketine. Şimdi dönelim yarınki kritik davaya. Olay şu. Yani olay ekrana getirdiğim gibi esasen. Ahmak davası. 4 Kasım 2019'da yaşandı. Önce Süleyman Soylu konuştu. Dedi ki Avrupa parlamentosuna gidip Türkiye'ye Türkiye'yi şikayet eden ahma söylüyorum dedi. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Sonra da Ekrem İmamoğlu buna cevap verdi. 31 Mart seçimlerini iptal edenler ahmaktır. Fakat burada kastettiği Süleyman Soylu'ydu. Zaten raporlar bilir kişi inceleme filan da öyle söylüyordu. Fakat mahkeme heyeti buradan 31 Mart seçimlerini iptal edenler ahmaktır lafından yüksek seçim kuruluna. Çünkü seçim o iptal etmişti. O kurum iptal etmişti. Oraya bir Hakaret çıkardı ve ondan dolayı davayı kabul etti ve Ekrem İmamoğlu eğer iki yılın üzerinde ceza alırsa siyaseten yasaklanması gündemde. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu da demiş ki işte biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz. Büyük lokmadır boğazınıza takılır ve kalır. Çok iddialı laflar. Bu esasen kılıçlar çekildi manasına geliyor. Yani... Onu yazdım zaten altta da. Bu spesifik olarak bu olaya münhasır ama diğer HDP, diğer işte Bahçeli Erdoğan görüşmesi pek çok konuyu da bu çerçevede değerlendirebilirsiniz. Bir anlamda yaklaşanı veya hedefleneni gördüğü için Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır. Boğazınıza takılır. kimseye yedirmeyiz çıkışını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada. Belli ki 11 Kasım'daki bu duruşmada Kartal Adliyesi'nde olacak galiba. Orada gene göreceğiz polis ablukasını, şu bu. Bir sürü önlemleri göreceğiz. Mahkeme geçen öyle olmuştu çünkü. Mahkeme binasına kimse alınmayacak, aranarak alınacak. Son derece sınırlı sayıda seyirci veya izleyici veya milletvekili neyse Halk TV başta Kartal Adliyesi'nin civarında yayınlar yapılacak. Muhtemelen davanın sonucuna göre yakın bir mahallede bir miting veya bir toplantı organize edilecek. Çünkü bunların hepsi bir önceki şeyde olmuştu duruşmada olmuştu. Burada kılıçların çekildiği görülüyor. Burada bak o iş artık öyle kolay değil. Senin niyetini, maksadını biliyoruz. Sen fırsat bulursan Ekrem İmamoğlu'nu da düşürmeye, Mansur Yavaş'ı da düşürmeye, yerlerine kayım atamaya çalışacaksın. Bunu biliyoruz. Şu anda bizim sesimiz gür çıktığı için, biz buna müsaade etmeyeceğimiz için, ortalığı ayağa kaldıracağımız için buna cesaret edemiyorsun. Tabii elbette dünya ne der diye de düşünüyorsun. Fakat ee, bu konuda biz şey yapacağız. Eee sahayı sana bırakmayacağız. Meydanı sana bırakmayacağız gibi bir hava var özellikle muhalefette. Fakat iktidarın elinde de bu araçlar var. Yani kabul edelim. Yani siz de kabul edin. İktidar tüm devlet olanaklarıyla, yargı olanaklarıyla yürüyor. Yani Polis Akademisi sarayda AKP marşını çalıyor yahu. Daha ötesi var mı? MHP'nin çocuk tacizinden tutuklanan MHP il başkanı davul zurna tahliye edildi. Daha ötesi var mı? Hangi birini sayayım? İşte ekmek üreticileri sendikasının başkanını aldılar. Ettiği bir laf yüzünden. Aynı şekilde elbette tıpkı HDP belediyelerine kayyum atadığı gibi CHP belediyelerine de kayyum atamak için fırsat kolluyor. Ve onlara o Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş başta Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak geldi mesela bütün olası siyasi rak rakiplerini de ya kendine bağlamak ya da kendine bağlayamıyorsa siyaseten yasak koymak, cezaevine tıkmak veya görevinden etmek için elinden gelen ardına koymuyor iktidar. Bunu böyle kabul edeceksiniz. Ve iktidar şunu unutmamak lazım. Erdoğan rakibini dizayn ediyor. Türkçesi veya cümle biraz sorunlu gibi gelebilir ama rakibini belirliyor. Ve bir proje bu yani ben karşıma çıkacak rakibi olası rakipleri düşürerek kazanabileceğimi zorlayayım ve onunla yarışa gireyim. Önceki seçimlerde yaptığı gibi. Bu defa da aynısını yapacak. Yani Cumhurbaşkanı adayı seçimini muhalefete bırakmak istemiyor Erdoğan. Kendisi belirlemek istiyor karşısına çıkacak ismi adayı. Öyle de bir tarafı var konunun. İsveç Başbakanı'yla görüşmüş Erdoğan ve bu fotoğraf servis edildi ve bu fotoğraf bütün gazetelerinde birinci sayfasında girdi. Görüldüğü gibi Erdoğan yukarıda tepeden bakan parmak sallayan bir durumda İsveç Başbakanı da adeta Erdoğan'ın özel kalemi gibi sekreteri gibi yaveri gibi filan böyle bir pozisyonda fotoğrafta. Zaten özellikle de bu fotoğraf bu kare tespit edilmiş ve bu kare servis edilmiş. Fakat hikaye ne? Hikaye işte efendim İsveç'in NATO üyeliği meselesi. 30 NATO üyesi ülkenin onayı gerekiyor. İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması için. Finlandiya'da esasen Türkiye'nin temel bir itirazı yok. Finlandiya'nın NATO üyeliğine. İsveç'in NATO üyeliğine itiraz var. Fakat paket olarak değerlendirildiği için İsveç artı Finlandiya. Ondan dolayı Finlandiya'nın durumu da gürültüye gitmiş durumda. Her ne hal 28 NATO üyesi ülke parlamentolarından bunu geçirdiler. Yani İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasını onayladılar. Bu gerekiyor bir prosedür. Macaristan'sa, Macaristan Başbakanı Orban'sa Aralık ayında parlamentodan bu işi geçireceğiz diye taahhüt etti. O da tamam bu iş dedi. Yani itiraz etmiyor. Geriye bir tek Türkiye kaldı. Türkiye Başkanı ne diyor? Türkiye Başkanı da seçimden sona bakarız diyor. Niye? Parlamentoda bir dakikada geçecek bir iş bu. Çünkü NATO'da bir takım dengeler, Rusya-Ukrayna işgaliyle ilgili konular bir takım pazarlıklarla ilgili bir konu. Erdoğan dış politikada eline geçirdiği e, fırsatları veya e, bir takım kozları bu şekilde değerlendirmeyi seviyor. Bu da onlardan biri. Ve Bülent Keneş'i özellikle gazeteci Bülent Keneş'i e, zikrederek e, Türkiye'ye deport edilsin. Bizler için bu çok önemli ve işte o sayede biz de İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakalım demeye getirdi basın toplantısında. Bu ilk değil, son da değil. Daha önce Deniz Yücel, Rahip Bronson Amerika ile, Deniz Yücel Almanya ile pazarlık konusu olmuştu. Erdoğan istediğini alamamıştı ama neticede bu masada bir pazarlık konusuydu ve bununla bayağı bir kamuoyu götürdü. Bülent Keneş yalnız değil, daha önce Levent Kenez ve Abdullah Bozkurt sabah gazetesinin manşetinden hedef gösterilerek iadesi talep edilen isimler arasında. Bülent Keneş ilk defa Erdoğan tarafından İsveç başbakanıyla basın toplantısında ismi zikredilerek gündeme geldiği için öne çıktı. Ve bir anda e, İsveç medyasının da ilgi odağı oldu. E, dün evvelki gün e, telefonlarına e, yetişemiyordu ve demeç üstüne demeç verdi. Bülent Keneş'in iade edileceği veya işte bu pazarlık bu pazarlıkta değerlendirileceği falan falan yok. Ama e, kendi otobiyografisine mühim bir aset ekledi Yarın öbür gün çocukları bununla gurur duyabilirler. Bizim babamız öyle bir noktayı tuttu ki Türkiye Cumhurbaşkanı İsveç'in NATO üyeliği karşısında bizim babamızın ismini masaya koydu falan diyebilirler. Bir diğer konu Hakan Şükür meselesi. Mehmet Ali Kayacı ile program yaptı TV5 kanalında. TV5 kanalı Saadet Partisi'ne yakın. Saadet Partisi'nin yayın organı diyebileceğimiz bir kanal. Bu yayın YouTube'da yayınlandı. Daha sonra YouTube'dan kaldırılmış. Ama Mehmet Ali Kayacı'nın YouTube hesabında vardı. Halen oradan bakılabilir. 1 saat 21 dakika süren bir yayın. Gerek kanal yönetimi, gerekse işte Saadet Partisi'nden bir takım isimler işte bunun yanlış olduğunu ve Mehmet Ali Kayacı'nın adeta tabir yerindeyse babalı tabiriyle söylüyorum. Babali tabiriyle söylüyorum. Yönetime bacak arası yaptığını falan İddia etmişler. Pek öyle görünmüyor. 1 saat 21 dakika süren bir yayın. Yani yayın başlar. Hakan Şükür'ü gören yönetim 3. 5. dakikasında yayına müdahale edebilir. Kaldı ki böyle bir süreçte böyle bir konjonktürde Türkiye'de uydudan yayın yapan Rütük denetimine bağlı bir kanalda Hakan Şükür'ü ekrana çıkarıyorsanız bundan patronajın yayın yönetiminin falan da haberi vardır. Ayrıca Mehmet Ali Kayacı denen kişi sıradan bir isimle de değil. Ben bu vesileyle ilk defa ismini duydum ve tanıdım kanalın yayın koordinatörü yani o da yönetim kademesinde olan bir isim fakat bu konunun şöyle altına çizelim bu konu şu bu konu işte rütük harekete geçmiş bilmem ne kendi anlattıkları zırvalar, kendi anlattıkları resmi yalanlar ee, sarsılmasın bozulmasın surda bir gedik açılmasın diye Özellikle bu şekilde önlem alıyorlar. Tam saha pres önlem alıyorlar. Yani iktidarın mesajları zayıflamasın diye. Yani e, bizim şeytanlaştırdığımız insanlar bizim 6 yıldır, 7 yıldır, 8 yıldır ilmek ilmek işleyerek inşa ettiğimiz bir yalan e, diskurunu e, çürütmesin, zayıflatmasın, eritmesin diye yapılan tam saha pres bir çalışma ve bu çalışma, bu iletişim faaliyetini sadece iktidar yürütmüyor. Benim terk ettiğim e, medya mahallesi de bu konuda son derece titiz. Kendine muhalif diyen, kendine sol, devrimci, şu bu falan diyen, halkçı, CHP yayın organı veya İyi Parti yayın organı diyen e, medya organları da dahil. Onlar da aynı şekilde aman bunları konuşturmayalım, aman bunlara e, itibar bahşetmeyelim. Bunlar bir kişiyi bile ikna ederlerse Kötü bizim altımızdan zemin kayar diye düşünüyorlar hikaye bu esasen. Dönelim yavaş yavaş toparlarken Amerika başkanlık seçimi değil de Amerika'daki ara seçime. Amerika'da iki yılda bir seçim olur, dört yılda bir başkan seçilir, iki yılda bir de temsilciler meclisi komple yenilenir. Senatonun da üçte bir yenilenir. Yani 435 ya da 437 üyeli temsilciler meclisinin tamamı yenilenir. İki yılda bir parlamento diyelim. Parlamento iki yılda bir tamamen yenilenir. Senatonun ise üçte bir yenilenir. Yani 35 kadar senatör tekrar seçilirler. O arada bazı eyaletlerin valilik seçimleri de vardı bu defa. Zannediyorum 30 kadar eyaletin valilik seçimi de vardı. Şimdi e, enteresan bir şey oldu ve... E, Demokratlar hezimete uğramadı. Evet, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybettiler. Senato'da hala başa baş yarış devam ediyor ama Demokratlar hezimete uğramadı ve Trump taraftarları veya Cumhuriyetçiler zaferle çıkmadı. O arada belki de bu sonuçların da tesiriyle Beyaz Saray'la düzenlediği basın toplantısında Joe Biden önümüzdeki seçimde de aday olacağını, olabileceğini söyledi. İşte eşimle beraber değerlendireceğiz şükran günüyle. Noel arasında karar vereceğiz falan filan dedi. 82 yaşında yani şu anda 80 yaşında tekrar aday olursa 82 yaşında bir kere daha yarışa girecek. Gerçekten sağlık problemleri var. İşte podyumdaki halleri vesaire. Kameraların tespit ettiği şeyler de var. Ben özellikle politikada bu kadar yaşlı insanların politika sahasında ısrar etmelerini Hele sağlık durumları da el vermediği net bir biçimde ortaysa, ortadaysa anlamakta güçlük çekiyorum. Ama Biden şöyle düşünüyor. Yani Cumhuriyetçiler seçimi kazanırsa demokratik kurumlar zarar görür ve ben ancak Cumhuriyetçiler karşısında demokratlar adına yarışırsam Trump'ı yenerim. Bak yendim, gene yenerim demeye çalışıyor ama Amerikan sisteminin sarsıldığı ve Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında gider gelir başkanlık bir demokrat başkanın cumhuriyetçiler için onlar kazanırsa sistem zarar görür falan demesi de enteresan. Amerika'da sistemin zarar gördüğünün, sistemin sarsıldığının da bir itirafı bu aynı zamanda. Trump tabii eşini yanına almış çıkmış. Eşini yanına aldığında ne zaman Melania poz verse eski first lady bir Kampanya start almış oluyor ve eşini konu mankeni olarak kullanıyor. Eşi de bunun farkında ama yapacak bir şey yok. Ee, hemen işte büyük kalın bir fondöten sürüyor Trump yüzüne saçını yaptırıyor falan ve çok heyecanlı şu arada. Klasik kostümünü de giymiş kırmızı e, kravat işte takım elbisesi vesaire. 15 Kasım'da adaylığını açıklayacaktı ama gelen sonuçlar çok fazla onu umutlandırmadı. Bu defa enteresan bir şekilde Amerika'da enflasyon değil Trump korkusu etkili olmuş gibi. Evet, Trump korkusu etkili olmuş gibi. Esrar ve kürtaj da oylanmış. Yani e eyaletlerin e seçim kurullarının belirlemelerine göre hazır sandık gelmişken, e bir takım konularda farklı konularda oylanabiliyor. Mesela Maryland ve Missouri eyaletlerinde esrar kullanımı serbest bırakılmış bu vesileyle. Böylelikle 21 eyalette esrar kullanımı serbest. kürtaş hakkının korunmasına ilişkin oylamada da Michigan, Kaliforniya ve Vermont'ta seçmen evet demiş. Bu tür konularda özellikle seçmenin ilgisini çeken ve gidip oy kullanarak haklarını belirlediği konular Amerika ciddi bir kutuplaşma ciddi bir özellikle 2024 seçimlerine gidilirken bloklaşma tesiri altında. Bakalım iş nereye gidecek ama ...son derece sıcak iki yıla girdiğimizi söyleyebiliriz. Ukrayna Savaşı'nın nereye gideceğini bilinmiyor ama... ...Ukrayna aldığını, ilhak ettiğini açıkladığı toplan, toprakların yaklaşık yarısından çekildi ki... ...en önemli çekilme noktası da Ukrayna'nın her son kentinden çekileceğini açıklaması. Dniaper Nehri'nin batı yakasındaki tüm Rus güçleri bu vesileyle çekilmiş olacak. Bu mühim bir geri çekilme, mühim bir yenilgi itirafı. Komutan açıklamış bunu. Dolayısıyla bunu Amerikan seçimlerinden de bağımsız ele almamak, değerlendirmemek gerekiyor. Bir diğer konu BBC'de yayınlanan bir haber bu. İngiltere, Afganistan'daki askeri operasyonlarda en az 64 çocuğun hayatını kaybettiğini kabul etmiş. Onlara tazminatları da ödenmiş, ödenecek. Bu sayı 160 135'e kadar çıkabilir diyor. Silahlı Şiddete Karşı Hareket adlı sivil toplum kuruluşunun tespitlerine göre. Yani her zaman terörler, teröristler veya terör örgütleri değil, devletler de böyle çocuk katliamlarına, çocuk cinayetlerine imza atabiliyorlar. Sonrasında kabul etmek de bir erdem ve bunun tazminatını ödemek de bir erdem ama büyük devletler de büyük sivil kayıplarına yol açıyorlar. BBC'den getirdim bu haberi. Ve yine İngiltere'den bir haber. Bu Türkiye'yi ilgilendiren bir haber ama İngiltere'nin önemli bankası Barclays söylüyor. Türk lirasının sene sonuna kadar %11 daha değer kaybedeceğini öngörmüş efendim. Kasım Aralık aylarında iş nereye gidecek bilmiyoruz ama işte dövizdeki baskı politikası devam ederse bu gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmiyoruz ama bu reel olarak verilere bakar, bakılarak yapılan bir analiz. %11 daha değer kaybedecek DMS'i Barclays'in TL ile ilgili olarak. Diyor ve böylelikle bir yayın daha noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.